İyi akşamlar değerli Türkiye Gösterge Bilim Çevresi takipçileri. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle buradan ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ayrıca hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimi iletmek istiyorum. Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık ancak henüz toparlanmış olduğumuz da söylenemez. Ancak elimizden geleni yapıyoruz ve umarım bu iş üstesinden de geleceğiz ve bir daha da böyle felaketler yaşamayız diye ümit ediyorum. Bugün burada Türkiye Gösterge Bilim Çevresi Başkanı ve kurucu üyesi Sayın Profesör Doktor Doğan Günay'la 2023 yılı bahar etkinliklerimizin ilk söyleşisini gerçekleştirmek üzere uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Değerli hocam, öncelikle bu söyleşi talebimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizinle gösterge bilimin doğuşunu, gelişimini ve Türkiye'deki yerini konuşacağız. Konuyla ilgili olarak söylemek istedikleriniz varsa önce sizi dinlemek isteriz. İyi akşamlar diliyorum. Evet, uzun süre sonra Türkiye Gösterge Bilim Çevresi tekrar yayınlarla geri dönüyor. Daha doğrusu bu aradaki ara vermemizin sebebi değişik nedenlerimiz vardı. Öncelikle ben de ülkemiz, dünya ciddi bir COVID dönemi, hastalık dönemi geçirdi. Arkasından işte maalesef Türkiye'nin önemli bir kısmı depremde zarar gördü. Ölenlere Allah rahmet diliyorum, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalan ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten ülkemiz çok ağır bir deprem şeyinden geçirdi. Şu anda da hala o süreci yaşıyoruz. Bunun arkasından biz o dönemde bu yayınlara başlayacaktık ama maalesef bir deprem dönemi oldu. Bu sefer biraz daha ertelemek zorunda kaldık. Hatta şimdi bile yayına başlamama konusunda tereddütlerimiz vardı. Ama hayat devam ediyor diyerek yayınlara başladık. Şimdi bu arada neler yaptık biz Türkiye Gösterge Bilim Çevresi olarak? Öncelikle eksiklerimiz vardı. Önce işte Türkiye bize sürekli olarak yurt dışından katılımcıların neden bir Türk Gösterge Bilim dergisi yok diye söylüyorlardı. Şimdi Uluslararası Tamga diye bir dergimizi yayın hayatına işte inşallah Haziran'la birlikte Haziran sonunda ilk yayınımız çıkacak. Oraya yazılarınızı da bekliyoruz. Bu güzel bir etkinlik oldu. Bunun yanında tabii sağ olsun çevremizde TGS'nin genç kısmı hocalarımızla birlikte bir sürü yeni kitaplar, çalışmalar çıkarttık. Hatta bugün söyleyeyim, bugün bir yazımızı genç arkadaşlarla birlikte bir uluslararası dergiye gönderdik. Yani artık TGS yalnızca kapalı, kendi içimizde biz çalıp biz oynadığımız bir yer olmasın, tüm dünyaya açılsın istiyoruz ve bu açıdan da var gücümüzle hem TGÇ'yi hem Türk Gösterge Bilimcileri dünyada duyurmaya çalışıyoruz. Şükürler olsun da duyuruldu. Örneğin bizim Tamga dergimize hakemlik önerdiğimiz uluslararası çok ünlü tırnak içerisinde baba hocalara yazdığımızda bir tanesi de bize hayır benim işim var yoğunum demedi. Anında bize olumlu dönüşlerde bulundular. Hatta bazı hocalardan özel yazı istedim kendi adıma. Onlara da hayır demediler. Onlar da yazılarını gönderecekler. Sizin de yazınız varsa Türkçe, İngilizce ve Fransızca açık erişimli bir dergimiz çıkıyor. Oraya yazılarınızı en geç çok kısa sürede bekliyoruz. Çünkü Haziran'da ilk yayınımız çıkacak. Bunun yanında lütfen TGÇ'nin YouTube sayfasına üye olun. Bundan sonra artık bunu devam ettireceğiz. Hatta yeni bir yaklaşımla bunu arkadaşlarım da ileride her katılımcı bunu söyleyecek. Bir böyle karşılıklı konuşma, bir de arkasından her hocanın ünlü bir yayınını burada
alıcıyla, çünkü siz onu ulaşamamış olabilirsiniz. Veyahut da işte onu okumak yerine buradan o makale üzerinde tartışmalar yapılacak, böyle Avrupa'da da çok yaygın olan bir süreci de başlatıyoruz. Bu süreç olarak da zaten TGÇ'nin YouTube sayfasını, şey, web sayfasında bulabilirsiniz. Orada bundan sonra bir işte hocamızın makalesinin sunumu var. Arkasından bir böyle karşılıklı söyleşi var. Arkasından yine aynı şekilde böyle birbirine takip edilir bir şekilde devam edecektir. TGÇ olarak boş durmuyoruz. İşte bir taraftan kitaplarımız çıktı. İşte sağ olsun Betül hocamın da içinde olduğu kültür göstergebilme konusunda sizlerin katkılarıyla çıkan güzel bir kitabımız, yani Türk bilim insanlarının hizmetine sunuldu. Bunları belki yine devam ettireceğiz. Çünkü sebep şu, ben yurt dışındaki hocalara da aynı şeyi söyledim. Yani Türkiye'de gösterge bilim elbette çok ilgi var gençlerin, ama sıkıntı şu, maalesef bu gençlerin okuyabileceği Türkçe kaynak yok. Herkes de zaten gösterge bilim, biraz sonra da anlatacağız, kuramsal bir alan. Böyle bir alanda da İngilizce ya da Fransızca bilmek de yeterli olmuyor. Yani bir Fransız da yerine göre Fransızca yazılmış bir gösterge bilim kitabını anlamıyor. Yahut da Doğan Güday'ın gösterge bilimle ilgili yazdığı bir kitabı siz okuduğunuz zaman bu adam ne diyor burada Allah aşkına diye, örneğin Betül hocam bunu sorabilir. Bu şekilde bu yavaş Türkiye'de de bir gösterge bilim külliyatı oluşsun istiyoruz. Bunlar da tek bir kişinin değil, siz genç arkadaşlarımın, çevremizdeki bütün arkadaşlarımızın katkılarıyla olacak bir şeydir. Yani asla biz bir değiliz, biz birlikte güçlüyüz. Tek başımıza güçlü değiliz. Evet hocam, ben fazla bana söz verirseniz ben sabaha kadar konuşurum. İsterseniz siz sorular soracaksınız, bana sorular da söylemediniz. Hani ben o espriyi yaparak başlayayım. Bir, derste işlediğimiz yerlerden soru soracaksınız değil mi? Tabii tabii. Onun dışında sorumuz yok. Bir de istediğim sorudan başlayabilir miyim? Ona bakarız. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Hazırım hocam. Efendim. Teşekkürler. Epeyce açıklamalarda bulundunuz. Bunun dışında herhangi bir sorusu olan olursa yine bile iletirler. Ben buradan sizlere onları iletirim tekrar. Teşekkür ediyorum. O zaman ben izninizle sorularıma geçiyorum hocam. Gösterge bilim nerede doğmuştur? Dil bilim bu durumları araştırmak için ya da cevaplandırmak için yeterli olmamış mıdır? İlk sorumuz budur. Of hocam, ben bunu sabaha kadar size anlatayım. Gösterge bilimin... Çok sorun var yalnız hocam. Sosyal bilimlerde genellikle hiçbir bilim böyle birden doğmuyor. Hep geçmişten bir kaynak arıyorlar. İşte bir şu anda bile antik Yunan'da Aristoteles bundan bahsetmişti ama şöyle bahsetmişti. Şu şunu demişti ama şöyle olmuştu. İşte bir gramer kitabı Dönis de Trak, Trakyalı Dönis'in kitabından yola çıkarak oluşturuluyor. O da kim bile o dönemde belki amatörce yapılan bir şeydi. Yani şu anda hiç kabul edilecek bir şey değildi ama gramerin çıkışı oydu. Gösterge bilim için de çok eskilere gidilebilir. Birçok gösterge bilim, tamam dil bilimden doğmuştur ama geçmişine baktığımız zaman felsefeciler, matematikçiler ağırlıklı bir yer tutmaktadır. 1632-1704 yılları arasında yaşamış İngiliz John Locke mesela gösterge bilim, gösterge öğretisi anlamında gösterge bilim diye bir terimi ilk kez kullanan kişidir John Locke. Biliyorsunuz John Locke'un meşhur bir başka şeyi daha vardır. Tabula rasa, o da John Locke'a ait bir düşüncedir. Çocuk doğduğu zaman boş bir sayfadır beyni. Sonra o çevresindeki şeyleri, deneyimlerini, yeniden sunumları, sözcükleri, temsilleri zaman içerisinde deney yoluyla kazanır diye söyler. Gösterge bilimle ilgili başka kimi söyleyebilirim? İşte Fransız matematikçi Johann Heinrich Lambert'in 1764 yılında yazdığı Yeni Organonlar kitabında gösterge bilim ve düşünceyle ilgili görüşleri vardır. İtalyan matematikçi Bernard Bolzano'nun Bilim Öğretisi adlı kitabında yine gösterge bilimle ilgili kitap vardır. Bu 1800
sizler 30 ya da 50 o civarlarda yaşamış bir şey yazmış bir kitabı vardır. Yine Alman Hegel'in, George Wilhelm Friedrich Hegel'in diyalektik düşüncesini düşünürseniz Göstergebin'de şu anda çok da kullandığımız Göstergebin'sel dörtgen için gerçekten ondan yararlanmış mıdır bilmiyorum. Çünkü orada da ne vardır? İşte tez, antitez ve sentez vardır. Sentez nedir? Tez ve antitezin birleşimidir. İşte Göstergebin'sel dörtgende şöyle kafanızı canlandırmaya çalışın. A vardır, B vardır. Ya da ben sizin başka bildiğiniz bir şekilde söyleyeyim. Erkek vardır, kadın vardır. Erkek ve kadının üstüne öyle bir kelime koyacaksınız ki bir tarafı erkek olacak, bir tarafı kadın olacak. Bu ne olabilir? Erdişi dediğimiz işte hermafrodit mesela. Hermafrodit hem erkek hem kadın özelliği taşıyan bir şey de bir tarafı kadındır. İşte onun erkeğin doğrudan kadına geçiş yoktur. Erkek kadından önceki bir başka aşaması vardır. Örneğin kadınsı. Efemine dediğimiz bir şeyden sonra kadına geçiş vardır. Bu göstergebimsel dörtgen. Bu acaba Hegel'den etkilenilmiş midir? Bilemiyorum. Yine aynı şekilde kadından erkeğe geçiş yoktur. Kadından erkeğe geçiş de kadın erkeksi ve erkek şeklinde. Erkeksi dediğimizde işte homas dedikleri bir şey. Bu şekilde bir Hegel'in düşüncesi de göstergebinin oluşması için bir katkı sağlamıştır diye düşünüyorum. Daha sonra size Jean-Marie Floch'un bir yaklaşımından da söz edeceğim. Yine Alman felsefeci Edmund Husserl vardır. 1890 yılında bir kitap yazıyor. Adı Zur der Zeichen Semiotik diyor. Yani göstergelerin mantığı üzerine gösterge bilim diye bir kitap yazıyor 1890 yılında. Demek ki kimse anlamaz diye adam kitabını yayınlamıyor. 1970 yılında bu kitap yayınlanıyor ve gösterge bilim için önemli bir kaynak oluşuyor. Ve arkasından yine bir Alman matematikçi ve mantıkçı Gottlob Frege vardır. Frege'yi duymuşsunuzdur mutlaka. İşte anlam ve öz anlam kavramları vardır. Farkındaysanız felsefe ve mantık bağlamında gelişmiş bir şeydir gösterge bilim. Tabii ki bizim şu anda gösterge bilimi tarihçesinden söz ederken iki temel kavramdan söz ediyoruz. Bir Saussure vardır, bir de işte Amerika'da Peirce vardır. Saussure dikotomi ikili yapılar üzerinde bir dil bilim incelemesi vardır. Herkesin bildiği şeyleri söylüyorum. İşte gelecekte kurulacak bir bilim dalıdır der. Peirce ise ben gösterge bilimi kurdum der. Saussure'un izleyiciler, gösterge bilim açısından izleyicileri bir sürü kişiler vardır. İşte örneğin Arjantinli Louis Prieto, Eric Bissans, George Munen, Bulgaristanlı Julia Kristeva, Pierre Giraud, Roland Barthes, Algirdas Julian Greimas bunlar hep Saussure'un izleyicileridir. Peirce'in de iki izleyicisi vardır. Charles Williams Morris ve Thomas Albert Sebok diye iki izleyicisi vardır. Şimdiki geldiğimiz aşamada bir dönemde işte sen Amerikan ekolü müsün, sen Fransız ekolü müsün, sen şu ekolde misin diyordu. Geldiğimiz yüzyılda hemen hemen her alanda, resimde de böyle bu, edebiyatta da böyle. Edebiyatta eskiden romantizm vardı, realizm vardı, şu vardı, bu vardı. Şu anda herkes her şeyi yazar oldu. İşte kıta Avrupa'sına Paris gösterge bilim okulu vardı. Onun örneğin önemli kuramcılarından Greimas'ın öğrencisi Jacques Fontane. Bir bakıyorsunuz Fontane'nin çalışmasının içerisinde Charles Sanders Peirce'den alıntılar var. Yani artık öyle tek başına şuna aittir denilen bir durum söz konusu değil. Ben tabii ki Saussure'ün görüşü daha sonra eleştiriliyor ama Saussure işte yapısalcılıkla ilgili eleştiriliyor. Yapısalcılıkla ilgili aslında bir sürü akım şeyler vardır. Yapısalcılıkla ilgili Saussure, Michel Foucault, Althusser, Maurice Merleau-Ponty, Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss antropolojide, Michel Foucault felsefede, Althusser felsefede, Maurice Merleau-Ponty işte yine mantıkta, Roland Barthes yazınsal çalışma, edebiyat çalışmalarında, Jean Piaget, Jacques Lacan psikanalizde bu yapısalcılığı uygulamışlardır. Saussure'un görüşlerinden yararlanarak kendi görüşlerini oluşturmaya çalışmışlardır. Yapısalcılık
Daha sonra Greimas da tabii ki Saussure'un görüşlerinden esinlendiği için Greimas'ın gösterge bilimi de eleştiriliyor yapısalcı olduğu için. Yapısalcılığın özelliği nedir? Kapalı bir yapı, bitmiş bir yapıyı çözümleyen bir şeydi. Yalnızca dediler ki siz yalnızca şeyi inceliyorsunuz, romanları inceliyorsunuz. Bunun dışındaki bir şeyi inceleyemezsiniz dediler. Onun için de daha sonra Greimas'ın da söz ederken belki onlara tekrar dönerim. Greimas'ın işte 1960 yılındaki 60-70 yıllarındaki yapısalcı dönemi, ondan sonra 70'ten sonraki bir sözceleme kurumunu için içerisine katıyor. Arkasından da ondan sonra da 80'lerden sonra Jacques Fontane ile birlikte söylem gösterge bilimi. Söylem gösterge bilimi, hatta Fontane'nin Semiotik bir Diskurs, Söylem Gösterge Bilimi diye bir kitabı vardır. Flüm'den çıkmış. Orada der ki insanın ağzından çıkan her şeyi o anda gösterge bilimsel olarak çözümleyebiliriz gibi bir yaklaşım geliştiriyor. Yapısalcılık işte 1910 ve 20 arasında Saussure'un kitabının çıktığı dönemde çok popülerdir genel dil bilim dersleriyle. 50-60 arasında yapısalcılığın farklı alanları işte Claude Lévi-Strauss dediğim gibi antropolojiye uyguluyor, işte başkaları başka alanlara uyguluyor. 60'lardan sonra bu hala yine şey yapılıyor ama eleştirilmeye de başlanıyor. Son olarak da işte 60-70 arasında yapısalcılığın eleştirisi ve öz eleştirisi vardır. Yani yapısalcılık artık yavaş yavaş terk edilmeye başlanıyor ama hala yapısalcılık döneminden kalmış çok önemli bilim insanları vardır. Hocam çok fazla bu sorunuzu fazla uzattım ama biliyorum bir iki şey daha söyleyeyim izin verirseniz. Tabii hocam lütfen. Fernando Saussure işte dediğim gibi onu uzun uzun onun görüşlerini anlatmayacağım ama Saussure'ün iki kavramı üzerine birazcık durmak istiyorum. Birincisi Saussure hala günümüzde de gösterge bilimde de kullanılan gösteren ve gösterilen kavramı vardır. Gösteren ve gösterilen kavramı bir göstergenin iki yönü olduğunu, bir kağıdın ön merkezi gibi olduğunu söyler. Aslında Saussure'un bu görüşü yalnızca Saussure'a ait değildir. Daha doğrusu Saussure'den sonra aynı görüş farklı kişiler tarafından da ele alınmıştır. Örneğin Noam Chomsky'nin edinç ve edim kavramı Saussure'un dil söz gösteren gösterilen sonra söyleyeceğim. Dil söz ayrımı vardır Saussure'de. Dil ve söz. Saussure'un dil dediği şey soyut bir kavramdır. Topluma ait bir şeydir. Söz ise bireysel kullanımdır. Noam Chomsky'nin edinç dediği şey de aynı şekilde genel dille ilgili her şeydir. Edim ise onun bireysel kullanımıdır. Yine Gustave Guillaume aynı şekilde anlam ve anlam etkisi diye bir kavramdan söz ediyor. O da Saussure'un işte dil söz ayrımına denk gelmektedir. Roman Jakobson'un iletişim modelini biliyorsunuz. İşte orada ne vardır? Gönderen, mesaj, alıcı, gönderici, mesaj alıcı, kod, kanal ve gönderge kavramları vardır. Şimdi oradaki Roman Jakobson'un kod dediğimiz şey aslında Saussure'un dil kavramıdır. Mesaj ise bireysel kullanımdır. O dilin bireysel kullanımıdır. Baktığınız zaman bu da aslında Saussure'un sözünü ettiği dil söz ayrımının farklı bir biçimde yansıtılmış biçimidir. Bu yine bir başka şey de işte Louis Yelmislev de aynı şekilde şema, Emil Benveniste dil ve söylemden söz eder. Aynı şekilde o ikili kavramı söylem bireysel olandır, dil toplumsal olandır. Bir kısım da bunu üçlü bir yapı olarak kullanıyorlar. Yani Saussure'un dil ile söz arasındaki ikisinin ortak kullanıldığı bir üçüncü alandan söz ediyor. Bunu en iyi Roland Barthes'in Le Degré Zéro de l'Écriture yazısının sıfır derecesi kitabında bu görüşü çok net bir biçimde ortaya koyar. Bir tarafta dil vardır, bir tarafta biçim, sistem, stil, üslup vardır. Dil ve üslup. Üslup bireyseldir, dil ise toplumsaldır. Bunun ikisinin bir araya geldiği şey ise yazıdır. Yazı, dil ve biçemin bir arada kullanıldığı şeydir. Buna benzer Erik Bisyans da aynı şekilde dil, söylem ve sözden söz eder. Yine Özen Koziro, dil, sistema, noma, kural ve söz, habladan söz eder. İspanyol bir adamcağızdır.
Bir son bir şey daha söyleyeyim Saussure'le ilgili olarak. Saussure'ün dil yetisi ve dil kavramları vardır. Bu önemli bir şeydir. Yani dil dediğimiz şey insanın ağzından çıkan eklemli olan bir yapıdır. Dil yetisi ise dil iletişim için vardır. Dil yetisi de iletişim için vardır ama bu eklemli değildir. Yani her türlü şey işte beden duruşu, davranış, toplumsal kurallar, işte bir çiçek verme biçimi, bir başka şey, bunun hepsi dil yetisidir. Saussure der ki dili inceleyen bilim dalı dil bilimdir der. Bunun arkasından o dil yetisini inceleyen bir bilim dalı ise gösterge bilim olacaktır. Yani dilden sonraki bir aşamadır. Buradan şeyi düşünebiliriz. Yani her dil de aslında bir dil yetisidir. O da onunla da bir iletişim kuruluyor. Başka dil yetisileriyle de iletişim kuruluyor. O zaman gösterge bilim hem dil yetisini, bunun içerisinden bir tanesi de dili de inceleyen bir alan olarak kapsıyor. Dil bilim yalnızca dili incelerken gösterge bilim dil dahi bütün dil yetilerini inceleyen bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi buradan mesela şeye geçersek iletişim modellerine bir bakalım. Şimdi dili inceleyen bilim dalı dil yoluyla iletişim kurabiliyoruz. Bunu inceleyen bilim dalı dil bilimdir. Dil yetisini tüm her türlü göstergeyi inceleyen bilim dalı gösterge bilimdir. O zaman dil de bir gösterge türüdür. Yani gösterge bilim de dil bilimi içine alan bir alandır. Hatta bu konuda Saussure'ün Barthes'la bir şeyi vardır. Saussure der ki gösterge bilim dil bilimi kapsayan bir bilim dalıdır der. Roland Barthes da der evet doğrudur ama gösterge bilimsel bütün derdimizi anlatırken de biz yine dili kullanıyoruz. O zaman dil de gösterge bilimi kapsamaktadır gibi bir şey söylüyor. Bu gösterge bilim dil bilimi içine alıyor. Gösterge bilimin daha üstünde bir başka bilimden iletişim biçiminden söz edebiliriz. İnsanla ilgili her şeyi, yani antropolojik bir iletişim, insan bilimsel iletişim. Bunun içerisinde toplum bilim, biyoloji, antropoloji, tarih, hepsi bu insan bilimi ilgilendiriyor. Yani o zaman göstergeler de bir insanla ilgili bir şey olduğuna göre antropolojik iletişim gösterge bilimde kapsayan bir alandır. Gösterge bilim dil bilimde kapsıyor. O zaman antropolojik iletişim dil bilimde kapsayan bir şeydir. Bunun bir üstü daha boyutu vardır. Bu sefer de bütün canlılar arasında biyoloji biliminin söz konusu olduğu, yani insan dahil, hayvan, bitki, bütün bunların iletişimiyle ilgili olan biyolojik iletişim söz konusudur. İşte bu da biyoloji ile ilgili bir iletişim biçimidir. Bunun bir üstüne daha çıkacak olursak işte en büyük şu anda geldiğimiz aşama budur. Sibernetik iletişim. Sibernetik iletişimin içerisinde insan vardır, antropoloji vardır, biyoloji vardır, yapay zeka vardır, robot bilimi vardır, biyolojik devrim vardır. İşte insanın entegre edilmiş bir makina, makinalar, robot filmi, bütün bunların hepsi de bir sibernetik iletişimdir. Günümüzdeki iletişim biçimi bu hale geldi. Ne kadar karmaşık bir katmanlı bir iletişim. Evet hocam, herhalde çok uzattığımı biliyorum ama bağışlayın beni. Aslında ikinci sorumun da biraz cevabını vermiş oldunuz hocam. Çünkü gösterge bilimin dünyadaki serüveni üzerine konuşmanızı isteyecektim. Anladığım kadarıyla 19. yüzyılın sonlarında başlıyor gibi ama 20. yüzyılda daha çok gelişme gösteriyor. O zaman sorumu şöyle geliştireyim ben. Türkiye'de kendini göstermesi nasıl olmuştur ve kimlerle olmuştur? Ön ayak olan öncüleri kimlerdir? Böyle devam edelim dilerseniz. Bu arada sorularımız da geliyor ama biraz sonra sorulara geçeyim istiyorum. Önce kendi sorularımı tamam biraz ilerletmek istiyorum. Şimdi aslında Türkiye'de tabii ki Türkiye'deki iletişim bir bakıma dil bilimcilerin, gösterge bilimcilerin birazcık da maalesef batı kaynaklı alanlarla ilgili olarak gelişen bir şeydir. Yani Türkiye'de işte uzun uzun onları anlatmaya, onlar tarihçi oluyor. İşte Greimas İskenderiye'den Ankara'ya geliyor. Ankara'da o dönemde Nusret Zır daha şeyden Viyana'dan işte Rudolf Carnap, Alfred Tarski onları
Nusret Hızır bu şeyleri Nusret Hızır'la Ankara Üniversitesi Dil Tarih'te çok tartışır. Greimas. Oradan İstanbul'a gelir. İstanbul'da da iki tane tıfıl asistan vardır. Bunlar Berke Vardar ve Tahsin Yücel'dir. Tahsin Yücel işte Greimas'ta yavaş yavaş artık asiyerlik dönemi için gelmiştir. 4 yılını işte 2 yılı şeyde geçmiştir. 1 yılı Ankara'da, 1 yılı İstanbul'da. Ondan sonra der ki ben işte Fransa'ya döneceğim, kitabımı yazacağım. Onun için fazla kalmak istemiyorum falan der. O dönemde Tahsin Yücel'in işte yüksek lisans tezi bitmiş, doktora yapmaktadır. Nerede Bernanos'la ilgili bir şey hazırlar. Aa bu çok ilginç, bu tam bir gösterge film olmuştur der. Paris'e döner. Paris'e döndüğü zaman işte École des Hautes Études Supérieures, bu bizim TÜBİTAK benzeri üniversite üstü bir merkez. Orada buna bir kürsü verirler ve orada Yapısal Anlam Bilim kitabını yazar 1966 yılında. Son bölümünde, 5. bölümde de Tahsin Yücel'in o şeyinden, doktora tezinden çok alıntılar yapar. Şimdi orada bu Tahsin Yücel'in bu şeyinden yapısal anlam bilim deyip de anlam bilimden gösterge bilim nasıl çıktığını onu isterseniz de kısaca orayı da söyleyeyim. Lütfen. Şimdi en azından Avrupa kaynaklı gösterge bilim, Amerikan gösterge bilimi farklı, onu sonra anlatayım. Avrupa kaynaklı gösterge biliminin temelinde anlam vardır. Anlam da katmanlı bir süreç. Öncelikle sözcüklerin anlamı ortaya konması gerekiyor. Bunu yapacak alan sözcük bilimdir. Sözcük bilim ki anlamı inceledi, sözcüğün anlamını inceledikten, işini bitirdikten sonra sözcüğün bir araya gelerek sözcüklerle oluşan bir yapı olan tümcenin anlamı ortaya konması gerekiyor. Bu da anlam bilimdir. Yani sözcük bilimin bir üstü anlam bilimdir. Anlam bilim hem sözcük bilimi ilgilendiriyor hem de tümcenin anlamını inceleyen bir alandır. Biraz önce sözünü ettiğim, birbirine kapsar dediğim şekilde. Bunun ötesinde anlam bilim işi bittikten sonra tümcü ötesi yapıların anlamını, tümcü ötesi yapılar dediğimiz artık işte bağlam, birden çok tümcelerle oluşmuş bir metin, bir başka işte bir bütünselliği olan bir metinde buradaki anlamı ortaya koymaya çalışacaktır. İşte onun için de daha Greimas'ın 1966 yılında yazdığı kitabın adı Yapısal Anlam Bilim'dir. Yani o daha anlam bilimin bitirilmediğini, anlam bilim konusundaki çalışmaların tam bitmediğini söyler. Ama daha sonra bunu uzmanlar okudukları zaman bu anlam bilimi de aşan bir şey olduğunu ve gösterge bilimin çıkış kitabı olduğunu söylerler. Türkiye'de de işte Tahsin Yücel şeklinde ortaya çıkar. Rahmetli Berke Vardar çevresindeki bir iki öğrenciyle birlikte ilk işte Türk Dil Kurumu'nda dil bilim terimleri sözlüğünü oluştururlar. Roland Barthes'in bir kitabı Kültür Bakanlığı'nda çıkarılır ve bu tehlikeli bulunup yıllarca depoda tutulur, dışarıya satılmaz. Şeylerin göstergelerin neydi o kitabın ismi? Bakın bulabilirsiniz şeyde Kültür Bakanlığı'ndan çıkmış Roland Barthes'in çevirdiği, Berke Vardar mıydı? Mehmet Fatın mı çevirdiği bir kitap vardır. Yıllarca o satılmamıştır. Tehlikeli bulunmuştur. Hatta Tahsin Yücel'in gösterge bilimle ilgili yaptığı çalışmalar, yazdığı çalışmaları da Türkiye'de tehlikeli bulunur. İşte bunlar ülkemize zarar veriyor, dinamitleyecek falan filan şeklinde. İşte aslında Türkolojinin o dönemde kaçırdığı tren budur. Yani o zaman Tahsin Yücel'e gel kardeşim şunu bize de anlat deseydi belki Türkiye'de şu anda çok sağlam bir Türk gösterge biliminden söz edecektik. Ama biz ilk planda doğal olarak hepimiz böyleyiz. Muhafazakarız. Elimizdekini korumaya, yeni gelene karşı tepki duymaya çalışıyoruz. Tepki gösteriyoruz. İşte böyle bir tepki göstermenin sonucunda da Tahsin Yücel'in bütün çalışmaları işte Le Coordonne Narratif dedikleri anlatı yerlemler kitabı Belçika'da yazılmıştır. Yine bir sürü makaleler Fransa'da çıkmıştır. Sonradan işte Dil Bilim Dergisi'ni çıkartırlar. Dil Bilim Dergisi'nde şu anda çıkan o derginin o ilk sayılarında ne kadar güzel yazılar vardır. Greimas'ta yapılmış söyleşiler vardır. Greimas'ın makaleleri vardır. André Elboy'la André Martinet Türkiye'ye gelmiştir. Onunla söyleşiler vardır. Yani buna benzer çok sayıda dünya çapındaki ünlü kişilerle onların makaleleri, onlarla söyleşiler, onları
Türkiye'yi tanıtıcı yazılar vardır. Yani gösterge bilim bir anlamda Batı dilleri bölümünde varlık bulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş Batı dillerinden yaygınlaşarak Türkiye'de çok değişik alanlara doğru gelmiştir. Hocam bu sefer kısa mı kestim bilmiyorum. Yeterli mi? Teşekkür ederim hocam. Batı dillerinde evet çok fazla ilgi olduğunu söylediniz. Bunun yanında iletişim fakültesinde de gösterge bilime ilgilenmeye başlandı. O zaman şöyle bir soru akla geliyor. Yani gösterge bilim yalnızca akademik boyutu mu ele alıyor? Başka yerlerde gösterge bilim etkili olamaz mı? Bunu nasıl ele alabiliriz? Şimdi o dönemdeki çalışmalara bakarsanız işte gösterge bilim anlatılarda yani edebi metinlerin çözümlenmesi, yazısal metinlerin çözümlenmesinde kullanılmıştır. Bu açıdan gösterge bilim deyince anlatı vardır. Hala Türkiye'de de yeni yeni işte gösterge bilimin işte sinemada, reklamda kullanımı söz konusu olmaya başladı Türkiye'de. Ama herkesin yaptığı şey bir romanı alıp işte oradaki gösterge bilim dediğimiz şey de daha çok bizde bir dönem öyleydi. Şimdi yavaş yavaş o da aşıldı şükürler olsun. İşte Roland Barthes'in düz anlam, yan anlam, ondan sonra gösteren, gösterilen, bunun işte gösteren nedir, gösterilen nedir, anlamı nedir? Halbuki gösteren, gösterilen değil, o da işte bir konnotatif yan anlam değil aslında. O çağrışımları, toplumsal çağrışımları ile ilgili bir şey. Bunu yaparak gösterge bilim yapıldığını sanıyorlar. Bunlardan da sebebi söylediğim gibi asla o genç, o makaleler yazan, o tezleri yapan gençler suçlu değil. Onun Türkiye'de belki ben suçluyum, belki Tahsin Yücel suçlu, belki Mehmet Yalçın suçlu, belki şu suçlu. Yani gösterge bilim bilip de İngilizcesinden oku, Fransızcasından oku demek yerine belki de Türkçe kaynaklar yazmak gerekiyordu. Böyle olsaydı insanlar onu alıp okuyacaktı. İlk planda kaldırıp ben bunu anlamıyorum diyecekti. Belki hemen kaldırıp atacaktı. Ama sonra bir daha okuyacaktı, bir daha okuyacaktı. Hocaları okuyacaktı, seminere çağıracaklardı. Başka hocalardan, hani hocam bize bunu şey yapın. Yahut da ortak mesela TÜBİTAK'ta keşke bir gösterge bilimle ilgili Türkiye'de kim bu alanı iyi biliyorsa Türkiye'den işte 50 tane öğrenciye gösterge bilim alanda, kimisi hukuk gösterge bilim olsun, kimisi tasarım gösterge bilim olsun, kimisi başka bir alanda olsun. Gösterge bilim alanda yetişmiş çocuklar olursa sonra onlar da üniversitelerine gidip orada da bunu yaygınlaştırabilirse bu piyasada daha çok işe yarayacaktır. Yani gösterge bilim yalnızca tamam akademik anlamda çok güzel bir şey. Bir tane makale yazıyorsunuz kimse sizi anlamıyor. Murat Hocam onu söylüyordu. Hocam diyordu İstanbul'da bir bildiri sundum diyordu. Soru var mı diye sordular. Herkes bakıyor. Çok güzel bir bildiri ama soracak sorumuz yok. Aynı şeyi ben Eskişehir'de anlatmıştım. Hiç unutmam. Bu şeyi burada da hemen anlatayım. İşte Eskişehir'de bir bildiri sundum. Gösterge bilimle ilgili. O zaman da böyle harırlarla okumaya, anlamaya çalışıyorum falan. Yanımdaki bir hoca da ben o zaman daha ya doçent ya da yardım doçentim. Yanımdaki hocanın da başlığı gösterge bilimle bir yaklaşım falan gibi bir şey yazmıştı. Tezinin başlığı. Ondan sonra da oradan ben sunduktan sonra adamcağız hiç gösterge bilimden söz etmeden bildirisinin bir kısmını okudu. Tamam dedi, benim söyleyeceklerim bu kadar dedi. Yani gösterge bilim anlamak çok zor. Bunun sebebini de söyleyeyim. Bunun sebebi de gösterge bilim bilimler üstü bir bilimdir. Bu açıdan anlaşılması oldukça zordur. Yani bir tarafta işte kültürel antropoloji vardır. Clotilde Strauss'un yaptığı çalışmalar çok önemlidir. George Dumézil'in, Marcel Mauss'un, işte Vladimir Propp'un, mesela Vladimir Propp 1913 yılında Morphologia et Conte, Morphologie du Conte, masalların biçim bilimi kitabını yazıyor. Arkasından o 1960'lardan sonra İngilizce'ye çevriliyor, sonra Fransızca'ya çevriliyor. Ondan sonra Avrupa'da böyle bir şey var. Tümcü ötesi yapıları da incelenebiliyormuş diye. Ve o Morphologie du Conte, masalların biçim bilimi kitabı gösterge bilim için çok önemlidir. Mesela Tahsin Yücel'in Aziz Lassilian Graymas'ın Semantik Stüktürel Yapısal Anlam Bilim kitabının bir bölümünde o Propp'un 31 işlevini 20'ye indirir. Karşılıklıklar oluşturarak 20'ye indiriyor.
Ve işte bu morfoloji du kont, bu kültürel antropoloji bölümü, yani antropoloji. Mesela George Dumézil gelmiştir, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde dinler tarihi ve mitoloji dersleri vermiştir. Bu insanlardan yararlansaydı, o tür yetiştirseydi belki daha farklı olacaktı. İkinci olarak dil bilim vardır. Bunda işte dil bilimde Nikolay Sergeyevich Trubetskoy, André Martinel, Lucien Tenier, daha birçok kişi, Fernando Sözer'i en başta koyacaksınız tabii. Birçok kişi bunların hep çalışmalarından bir ilmik ilmik tek bir damla oradan, tek bir mesela Saussure'ün görüşlerindeki işte gösteren gösterilen veyahut da dil söz ayrımı, dizisel dizimsel ilişkiler, paradigmatik sentagmatik ilişkiler çok önemli bir şekilde onlar gösterge bilimde de kullanılıyor. Ha, gösterge bilimde Gramas'ın kullandığı gösterge bilimdeki şeye baktığınız zaman gösterilen kısmı Saussure'ün sözünü ettiği gösterilenden çok daha geniştir. Bir gösterge vardır ama gösterilenin çok daha geniştir. Çünkü artık tümcü ötesi yapılardan söz ediyoruz. O arkasından bilgi kuramı, yani nasıl bir gösterge bilim geliştireceğiz, nasıl bir yöntem kullanacağız diye burada işte Carnap vardır, Ernest Cassirer vardır, Maurice Merleau-Ponty vardır gibi felsefecilerin görüşlerinden işte Alfred Tarski vardır. Bütün bunlar da şeylerden esinlenen gösterge bilim oluşumundaki epistemoloji, bilgi kuram alanında bunlardan yararlanmıştır. Böyle bir alandan tek bir damla damlıyor. Buna da gösterge bilim diyoruz. Bu da anlaşılması tabii ki zor. Ama bir hocanın yanında, bu hoca, ben de yıllarca bunu öğrenmeye çalışıyordum. Anlatıyordu. Hocam şu ne demek? Mesela Louis Yelmislev'in ben o işte Saussure'ün görüşlerinden yatsıyarak kendisi tekrar bir dil bilim kuramı geliştirmeye çalışıyor. İşte glossematik, glossa Yunanca dil demektir. İşte Saussure'ün lingüistiğinin karşılık olarak glossematik diyor. İşte orada gösterilen yerine içerik ve biçim diyor. Şey anlattım ve neyse işte o şey onu tekrar içerisine bölüyor. İçerik ve biçim olarak form ve substans, töz, biçim ve töz olarak şey yapıyor. Ben bunu anlamakta zorluk çektim ama şu anda gençlere çok daha rahat, kolaylıkla anlatabiliyorum. Hocam sorular varsa istiyorsanız aralara sorular da alalım mı? Öncelikle evet, bir iki katkı var, onları iletmek isterim, sonra devam edeceğiz. Mustafa Sarıcı hocam demiş ki, anlam nasıl alımlı bir varlık ki bütün alıcılarımızla onu eşelemeye, kurcalamaya, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Anlam utangaç mıdır ki sisli, puslu, örtük, saklı geziniyor demiş. Buna yanıt mı istiyor, katkı mı bu? Bir yanıtınız varsa alabiliriz hocam, yoksa diğerine geçmek istiyorum. Şimdi anlam, ben uzunca bir süre bunun üzerine çalışmıştım. Anlam nerede oluşuyor? Anlam gösterilenle gösterilen arasında mı oluşuyor? Göstergeyle gönderge arasında mı oluşuyor? Gösterilenle gönderge arasında mı oluşuyor? Saussure'e göre gösterilenle gösterilen arasında, gösteren ile gösterilen arasında anlam oluşuyor. Tractatus Logicus, Wittgenstein'e göre gösterilen ile şey arasında oluşuyor. Gönderge arasında anlam oluşuyor. Yani anlamın bir başka Amerikalı birisi vardı. O da gösterge ile gönderge arasında anlam oluştuğunu söylüyor. Yani anlam gerçekten nerede oluştuğunu ilk önce bir bilmek gerekiyor. İkincisi de anlam nihayetinde gösterilenle gösterilen arasındaki şey değilse bile bunu her toplumun kendi art alan bilgisi bağlamında, yani düz anlamda bir sorun yok. Yan anlamsal, yorumsal bağlam söz konusuysa kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, toplumsal katmandaki gelişi, bir işçinin patron dediği zaman ona yükleyeceği anlam ile bir patronun meslektaşından söz ederken ki anlamı farklı olacaktır. Aynı kavram ama kişinin toplumsal katmanına bağlı olarak ona yüklediği değer farklıdır. Eğer anlam buysa bunun farklılıkları vardır. Bu işte ne bileyim ben, bir annenin çocuk dediği zamanki kavram ile bir başkasının, bir hukukçunun çocuk dediği kavram
başka bir anlam olabilir. Çünkü herkesin artılan bilgisiyle birlikte ona yüklediği değerler vardır. Evet hocam, başka? Melih Çomak hocamız şöyle demiş. Bu durumda anlam içkin olandır. Asıl yapılan anlamlandırmadır. Anlamlandırma ise algılama önceliğinde, Maurice Merleau-Ponty'nin de dediği gibi algılamanın önceliğinde gerçekleştirmektedir. Değil mi hocam diye sormuş. Kesinlikle Melih'ciğim, çok teşekkür ederim. Doğru bir şey söylüyorsunuz. Anlamlandırma dediğimiz şey de aslında verici bir anlamı kodluyor. Alıcı ise o anlamı ilk önce kodunu çözüyor, yeniden oluşturuyor. Yeniden oluşturma sürecine biz anlamlandırma diyoruz. İşte kişinin orada yine dediği gibi algılamanın önceliğinde gerçekleşmesidir. Algılamayla ilgili bir şeydir anlamlandırma. Çünkü alıcının o kavramı öncelikle işte ben bir cümle oluşturuyorum, bunu size söylüyorum. Siz ilk önce onu alıyorsunuz, tümceyi bozuyorsunuz, açıyorsunuz. Sonra ondan tekrar kendinize göre onu tekrar oluşturuyorsunuz. İşte burada anlamlandırma söz konusu. O tekrar oluşturma sürecinde siz kendi öznelliğinizi de katmış oluyorsunuz. Düz anlamsal boyutta değil tabii ki. Bütün bunlar yan anlamsal boyutta bir şey. Başka hocam? Şöyle devam etmiş hocam. Ayrıca okunabilen her yapı bir metinse, buradaki anlamlandırmayı devinim içerisinde gövde ile ilintilendirerek tutku mu vermektedir? Doğru söylüyor. Tabii ki yani anlamlandırma dediğimiz şey süreç içerisinde gelişen bir şey. Çünkü kapalı bir yapı, durağan bir yapı, tek bir tümceden söz ediyorsak oradaki tamam bir tane anlam bulabilirsiniz. Ama okuma sürecine devam ediyorsa o süreç içerisinde onlar tekrar farklı farklı şeyler, kişinin yaptığı davranışlara bağlı olarak, eylemlere bağlı olarak ortaya çıkacak bir şey, anlam üzerine devam edeceğiz gibi görünüyor galiba. Son bir soruyu daha okuyup sonra kendi sorularıma geçmek istiyorum. Diğer soruları daha sonra alacağız. Umarım bana kızmazlar. Cüneyt Akkuş hocam demiş ki dil bilim veya gösterge bilimde her söylenen cümle bir referansa dayandırılıyor. Bence bu zorluyor gösterge bilim yolcusunu. Gösterge bilimin ustalarının sözleri artık anonimleşmeli mi diye sormuş. Anonimleşmeli mi? Şimdi şöyle, maalesef belki de bunları ben şimdi söylediğim zaman bunu siz mi söylüyorsunuz diyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki ya ben bunu bir yerde okudum. O zaman onlar gönderge akademik bir kaygıdan kaynaklanan bir şey söz konusu. Yani tamam, belki sosyolojik günümüzde kaynak şey vermeden de sosyolojiden söz edilebilir. Herkes sosyolojiyi biliyor. Ama Gramas'ın yahut da işte yeni bir çalışmanın herhalde onlara bir kaynak vermek gerekiyor. Anonimleşmesi. Belki bazı kaynaklar, doğru söylüyorsunuz, anonimleşebilir ama hepsi de değil sanki. Belki de ben yanlış düşünüyorumdur. Teşekkürler hocam. O zaman kendi sorularıma devam etmek istiyorum ben. Batı'dan epeyce söz ettik. Yani uluslararası ölçekte kendine yer edinmiş olduğunu gördük gösterge bilimin. Fakat Türk akademi dünyasına nasıl katkıda bulunabileceğini düşünüyorsunuz? Örneğin lisans ya da lisansüstü eğitim düzeylerinde gösterge bilim dersleri olmalı mı? Eğer varsa yeterli mi ya da gerekli midir? Bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Bir de Türkiye'de de artık çalışmalar yaygınlaştı. Hani bu çalışmalar tabii ki çok güzel gelişmeler, ancak size göre bu çalışmalar yetkin ve yeterli midir? Bu konuda da fikrinizi almak isterim. Birinci kısmı Türkiye'deki sadece üniversitelerde mi eğitim yapılsın mı anladım. Ben yanlış mı anladım, özür dilerim. Evet, lisans ve lisansüstünü sordum öncelikle. Tabii ki daha ayrıntılı cevap alabiliriz. Ben bir Fransa'da bakalore kitabını almıştım. Yani lise bitirme kitabına. Ben onu burada üniversite son sınıftaki öğrenciye ders olarak, onun içerisinde sözceleme, sözce, ne bileyim ben işte tümce, öneri, daha neler neler, gösterge bilimin bir sürü gönderilen kavramı, illaki onlar tabii orada biraz önceki anonimleşme dediğiniz şey söz konusuysa orada vardı. Tamamıyla şeydi, insanların adlarını söylemeden ama onun kuramlarını vulgarize ederek, yani çocukların anlayacağı şekilde anlatmışlar. Lisede
ders kitaplarında bu vardı. Türkiye'de de bu gösterge bilimle ilgili şeyler çok yakında. Ben şimdi böyle şunu yapılmalıdır, şu şöyle olmalıdır, melidir dememe gerek yok. Çok yakında liselerdeki, üniversitelerdeki ders kitaplarında mutlaka olacak. Bunu görüyorum. Ama sorun şu, işte bizim biraz önce sizin söylediğiniz şey belki burada bizim o yetişen çocuklarımızın gerçekten çok okuması lazım. Şu andaki eleştirme çok kolay, yapmak zor. Üniversitelerin doçent olması veyahut da şu olması kriterleri biraz sıkıntılı. Adam hiçbir şekilde bir şeyi uzun soluk okuma değil, yarın sabaha bir makale yazıp onu doçentlik kriterlerine göre bir dergiye gönderip ve oradan doçent olma peşinde. Böyle olunca da tabii ki çok uzun soluklu düşünme oluşmuyor. Halbuki bilim aynı çalışmayı belki 3 kere okumalısınız ki onu anlamalısınız. Eğer Nükhet Hoca dinliyorsa kulaklar çınlasın, bana hak verecektir. İşte şeye gittiği zaman, Greimas'ın yanına gittiği zaman demiş ki Saussure'un kitabını kaç kere okudun? Ben de ayıp olmasın diye 5 kere okudum. Hayır, en az 30 kere okuyacaksın. Ben her okuyuşumda yeni bir şey öğrendim diyor. Yani şimdi gerçekten keşke Türkiye'deki akademisyenler gerçekten böyle çok da soyut değil, örnekler de içerisine koyarak ama ilk planda tabii ki bu ilk planda soyut olacak. Çünkü daha kuram boyutunda üretiliyor. Daha sonra o kuram başka kişiler tarafından tekrar tekrar alınacak ve ondan sonra 5. çalışmada bu artık örneklendirilebilecektir. Yani Greimas'ın kitabında veyahut da işte Saussure'un kitabında var örnek mutlaka ama her şeye bir örnek yok. Onlar daha kuramsal kitaplar. İlk planda kuramsal kitaplar yazılmalı. Sonra bunlar yaygınlaştık sıra onun içerisinde halka yönelik, öğrenciye yönelik içerisinde çok daha güzel örnekler olmalı ki bu şey yapılmalı. Yani ben şimdi bulmaz bursakın maşıyım ya. Kuyucaklı Yusuf romanını çözümledim ve ben orada tamamıyla ne dediysem hepsini o kitaptan örnek verdim. Neden o kitabı seçtim? Türkiye'de en çok okunan kitaplardan birkaçıydı. İşte bir Yaşar Kemal'in bir kitabı vardı, bir şey daha vardı. Bir de Kuyucaklı Yusuf vardı. 3 roman vardı. Dedim ki ben bunu alayım, bunu yapayım. Güzel bir anlatı da olduğu için yani yoksa psikanalistik bir romanda, psikolojik bir romanda çözümlenebilir, bir tarihi romanda çözümlenebilir. Onun her birine göstergemiz olarak açıklanacak kısımları vardır. Yaygınlaşması için yani bir kuramın, gösterge bilim kuramının yaygınlaşması için teorik kitaplar çıkması lazım. Sonra da bunlar tekrar tekrar okunarak o kitapların üstüne yeni kitaplar çıkarılması gerekiyor. Yani batıdaki, dünyadaki, Türkiye'de de aşağı yukarı şu anda ona geldi. Pozitif bilimlerde artık kitap çıkmıyor. Makale üzerine gidiyor her şey. Bir makale çıktığı günde o makale eskiyor. Neden eskiyor? Herkes o makaleyi okuyor ve o makaleden alıntı yaparak yeni bir makale yazıyor. Batıdaki kitaplar da bizde daha 50 senelik kitaplar hala Türkoloji bölümünde şimdi Türkologlar, Mustafa Özsarı hocam bana kızmasın, Türkologlar hala Mehmet Kaplan'ın hikaye tahlillerini hala okutuyorlar. Yani 78 herhalde kaç yıl oldu bilmiyorum. 1950'lerden olsa 70 yıllık bir kitap. Halbuki batıda artık kitapların ömrü 7 yıla, 5 yıla indi. 5 yıl sonra o kitap neredeyse onun şunlarda eksikleri vardı, şunlar bak. Şu kitap onun daha gelişmiş halidir diye onu öneriyorlar. Bu şekilde bir süreç gelişti. Yani onun için de Türkiye'deki üniversitelerde mutlaka olması gerekiyor. Sağlam akademisyenler ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Ve bu çalışmalarında yeni nesil bu çalışmalarla kendilerini yetiştirmesi gerekiyor. Unutmayın. Batı'daki bir dergide yayın yapmak için şimdi Betül Hocam bunu yavaş yavaş benim çevremde öğreniyor, görüyor. Batı'daki bir dergide yayın yapmak için tek bir noktanın peşine düşüyorlar. Bu ne demek? Bunu burada mı kullandınız, şurada mı kullandınız? Bu alıntı doğru mu? Bu kimdir? Tarihi doğru mu diye. Yani
Murat Hoca geçen diyor ki hocam diyor benim yazdığım bir makaledeki kaynakçadaki adamın kitabının tarihini yanlış yazmışım. Onu bulmuşlar ve onu bana gönderiyorlar. Bu böyle değil şu tarihte yazıldı diye. Yani Batı'daki bilim böylesine çok ciddi yapılıyor. Sizler de sevgili gençler izleyenler varsa mutlaka vardır. Sizler de lütfen uzun soluklu okuyun. Akşamdan ya sabaha bir makale yazılmaz. Hele hele sosyal bilimciyseniz 50 tane, 100 tane kitap okursunuz da 7 sayfalık bir makaleyi yine çıkartamayabilirsiniz. Hocam yeterli midir? Çok teşekkür ederim hocam. Gösterge bilim alanında akademisyenliklerde de böyle akademisyenlerimizde de ikilikler olabiliyor. Mesela bazı akademisyenler gösterge bilimi başlı başına bir bilim dalı olarak görüyor. Ama başka bir kesimse disiplinler arası çalışmalara katkı sağlayacak destek bir alan olarak görüyor. Bu konuda sizin fikriniz nedir hocam? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Newton döneminde Newton için biz ne deriz? Fizikçi, jeolog, astronomi uzmanı, bilmem ne. Çünkü o zamanki bilim 11'in bir şeyiydi. Sonra fizik, şu anda fiziğin atıyorum katı hal fiziği 100 birimlik bir bilim oluştu. Yahut da bilmem ne alanı şu kadar birimlik bir birim oluştu. Bir hoca bana şeyi söylemişti. 2000 yıllarında Boğaziçi'ndeki bir toplantıda dedi ki geçen okuduğum bir şey dedi. Ben de onun yalancısıyım. Yalan söylüyorsa o yalan söylüyor. Ben söylemiyorum. İnsanlık dedi 1999 yılına kadar 10 birim bilgi ürettiyse 2000 yılında sıfırdan, insanlık tarihinden sıfırdan 1999'a kadar 10 birim ürettiyse sadece 2000 yılında 10 birimi geçen 10 birim artı 1 bilim üretti diyor. Yani bilim o kadar genişledi ki. Şimdi Avrupa'da Sloan Graham'dan söz ettim işte kıta Avrupa'sındaki gösterge bilimci. O ilk gösterge bilimle ilgili çalışmalarına der ki belki de bu çalışma bir moda olacak ve bundan sonra başka bir daha yapılmayacak. Yani bu böylesine bir kitaptı. Hiçbir işe de yaramadı denip geçilecek diyor. Ama şu anda gösterge bilimle ilgili o kadar çok çalışma yapıldı ki şu anda işte Batı'da bir sürü laboratuvarlar kuruldu, merkezler kuruldu. İşte ilk rahmetli oldu Urbino Üniversitesi'nde Umberto Eco gösterge bilim bölümünü kurdu. Lund Üniversitesi'ne geçenlerde ölen yine o da işte Graham's'ın izleyicilerinden Goran Sonson Lund Üniversitesi'nde çok önemli bir gösterge bilim bölümü kurdu. Tartu'da mı bir yerde sürekli yaz okulları, kış okulları, lisans, yüksek lisans, doktora yaptıran bölümleri var. Ve dünyada bu çok fazla hızla yaygınlaşıyor. Ve gösterge bilim o kadar genişledi ki yani biraz önceki Newton'a söylediğim gibi o işte 5 tane alanın uzmanıydı. Şu anda siz gösterge bilimciyim diyemiyorsun. Ben kendi adıma gösterge bilimin her alanını bilmiyorum. Örneğin şimdi hastalıkla ilgili bir gösterge bilim alanı oluştu. Veyahut örneğin şu anda tasarım gösterge bilimi var. Sinema gösterge bilimi apayrı gelişti. İşte politik gösterge bilimi üzerine ne bileyim ben başka hukuk gösterge bilimi mesela hukuk gösterge bilimi birisi buradaki bir delikanlı dedi ki hocam ben Gazze'de doktora yapıyorum. Bana danışman olur musunuz Fahri? Dedim ki yavrum ben hukuktan anlamam. Yani ben sana gösterge bilimi kuramını anlatayım ama ben hukukta nasıl uygulandığını okursam mutlaka anlayacağım. Ama bu da bana çok uzun soluklu bir iş. Yani ben bir tez yönetecek kadar hukuk gösterge bilimi bilmiyorum. Ama gösterge bilim çok yeni yaygınlaşıyor şu anda. Yani mesela benim şu anda en çok ilgimi çeken işte biraz önce sözünü ettiğim o sibernetik iletişim bu alanda çok zor bir şey. Çünkü orada bilgisayar bilimini bilmek gerekiyor. Orada robot bilimini bilmek gerekiyor. Canlılar bilimini bilmek gerekiyor. Ve yapay zekayı bilmek gerekiyor. Bunlar çok geniş alanlar. Ama böyle bir alan gelişiyor şu anda. Sibernetikle ilgili bir iletişim. Ve burada da yani gösterge bilim dediğimiz şey temelde biliyorsunuz iletişim bilimidir. İletişimin nasıl anlamlandırıldığını ortaya koyan bir bilim dalıdır. Bu açıdan bütün alanlarda, bütün dönemlerde gösterge bilime ihtiyaç vardır.
Doğru söylüyorsunuz hocam. Ben cevabımı aldım. Seyircimizin bir sorusuyla devam etmek istiyorum. Pervin Çapan hocam demiş ki, klasik Türk şiirinde anlama yerine anlamlandırmanın olduğunu düşünüyorum. Bu sezgisel alan gösterge bilimde çözümlenebilir mi? Kesinlikle çözümlenebilir hocam. Şiir gösterge bilimi, Michael Rifkjaer'in çok önemli bir kitabı vardır. Yine Profesör Doktor Mehmet Yalçın'ın Şiirin Ortak Paydası Şiir Bilimine Giriş diye bir kitabı vardır. Orada da çok güzel şiirle ilgili çözümlemeler yapılmıştır. Yani adamlar sadece şiir göster. Mesela Anne Oberswelt diye sanıyorum kökeni Alman ama Fransa'da yaşayan bir kadın var. O sadece bütün çalışması tiyatro gösterge bilimi. Başka bir hiçbir alanda bilmez. Veyahut da işte geçenlerde bizim şeyde burada da seminer veren sevgili Eurotarasti müzik gösterge bilimi yapıyor. Ben müzik gösterge bilimden ne anlarım ki? Müziği bilmek gerekiyor. Artı yani gösterge bilim kuramından ben anlatayım. O nasıl uygulanabileceğini bana müzikle ilgili biraz bilgi verin. Ben oradan da bir şeyler söylemeye çalışayım ama onun kadar yetkin değilim. Yani çok her alanda yani tiyatro sinema ile şiirle ilgili de çok güzel verimler eğer bir düz metin olarak düşünüyorsanız şiirin kendi özellikle o sapmalar vesaireler söz konusu olmadan şiirle düz metin olarak düşünüyorsanız onu bir metinsel gösterge bilimi, anlatı gösterge bilimi, metin gösterge bilimi, söylem gösterge bilimi bağlamında çözümleyebiliriz. Ama orada gerilimler, tansiyonlar var işte. Evet Peki hocam. hocam burada bu soruyu ben şöyle devam ettirmek istiyorum. Bu zaman akıllara şu geliyor. Bu anlamlamanın bir sınırı var mı ve bu anlamlama sürecinde öznellikten kaçış var mı? Varsa nasıl olacak bu durum? Şimdi Roland Barthes'ın sözünü ettiği düz anlam yan anlam vardır. İşte Ahmet Ankara'dan İstanbul'a arabasıyla gitti. Bunu biz şimdi bir gazete haberini okuduğumuz zaman ya Ahmet acaba arabasıyla derken bunun bir kuş muydu? Bunu diye böyle bir ona bir fazla anlam yüklemeyiz bu düz anlamsal olarak. Ama Ahmet kuş olup uçtu dediğiniz zaman acaba Ahmet gerçekten bir çok hızlı mı gitti? Ahmet bir öbür dünyaya mı gitti? Ahmet arabası çok hızlı olduğunu mu gösterdi? Uçakla mı gitti? Ya bu örtük bir anlam söz konusuysa burada yan anlam söz konusu ve bu anlamlama dediğimiz şey yan anlam boyutundaki öznellik içeren bir durum söz konusudur. Veyahut da bunun işte Louis Yelmiztev'in o içeriğin tözü ve içeriğin biçimi içeriğin tözü nedir biliyor musunuz? Benim bütün bilgi birikimlerim işte yarın Mersin'e Konya üzerinden gideceğim. Bu bir cümle. Burada benim ne hangi içeriğin tözüyle ilgili nelere ihtiyacım var? Türkiye coğrafyasına ihtiyacım var. Türkçe bilgisini yararlanmışım. İşte gitmek gelmek bu kavramları biliyorum. Ve buna benzer daha bir sürü şeyler işte Mersin'in nerede olduğunu, güney, kuzey onları biliyorum. Bütün bunlara baktığınız zaman bu bir içeriğin tözünün sonra ben bunu ne yapmışım? O tözden şunu 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 alarak burada bir içeriğin biçimini oluşturmuşum. İşte gösterge bilimcinin karar vereceği şey içeriğin biçimidir. İçeriğin biçimi de nelerden yararlanmıştır? Anlamlandırırken nelerden yararlanmıştır? Ve ben bunların ne kadarının farkındayım? Bu açıdan da işte mutlaka anlamlama zaten hiçbir zaman için vericinin söylediği özellikle yazınsal bir veyahut da işte yoruma dayalı bir anlatım estetik kaygıyla üretilmiş bir şeyin iletide her zaman için vericinin aktardığı bildiğiyle alıcının anlamlandırdığı bilgi aynı bilgi olmayacaktır. Mutlaka eksik yanlar olacaktır. Mutlaka ya bazı fazla anlam yükleyeceksiniz. Ya az anlam yükleyeceksiniz, farklı anlam yükleyeceksiniz vesaire. Burada Cüneyt hocamız bir katkıda bulunmuş hocam. Demiş ki Şerif Aktaş hocanın hazırladığı Dise Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Programı Dil Bilim Merkezliydi. Her ne kadar ön bilgi verilmeden baskın bir program değilse de bence zevkliydi demiş. Nezih Doğru hocam. söylüyor. Şerif Aktaş da Fransa'da rahmetli oldu. Bana yazardı. Fransa'ya gittiğin zaman bana da bir şeyler getir falan diye yazardı.
çok nur içinde yatsın. Türk Edebiyatı'na işte Gerard Jönet'i katan bir kişilerden birisidir. Yani o Atatürk Üniversitesi'nde işte Şerif Aktaş olsun, öteki Türk dilinden ki hoca olsun, bunlar hepsi Fransız ekolünden gelmişler ve orada bir farklılık, farklı bir soluk oluşturmuşlardır. Ama bir zamanlar işte bana da dediler ki bir yeni lise Türk dili edebiyat ve ni dersleri için yeni bir kitap yazılacakmış. İçerisinde sözcüleme, işte sözcüğe alıcı verici falan geçiyormuş. Birisi geldi dedi ki hocam biz bunu hiç anlamıyoruz. Ya bize bunu anlatın ya birlikte yazalım bu kitabı dedi. Bir baktım ben dedim ki bunu bilen birazcık yani hem Gerard Jönet'ten hem işte birazcık az da olsa narratolojiden, anlatabilimden kenarından kıyısından bilen bir kişi yazmış bunu dedim. Ve o zaman da işte güzel bir şeydi. Hatta bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı Edebiyat Özel Sayısı mı, Edebiyat Öğretim Özel Sayısı mı ve Milli Eğitim Dergisi'nin bir sayısı için benden özel bir yazı istediler. Ve onlara yazmıştım, böyle yeni bir model önermiştim. Sonra herhalde onu bir ara geliştirmeye çalıştılar ama sonrasında da sonu geldi mi bilmiyorum. Yani ben orada işte bir kuramsal bir ders, ikinci bir yanına da bir uygulama dersi. Oradaki öğretilen kuramsal derslerin hepsinin ikinci şeyinde uygulama. Yani işte burada Saussure şunu demiş, Kremers böyle demiş, işte Gerard Jönet bunu demiş de, Claude Chabrol şunu demiş, Christian Metz bunu demiş falan filan değil. Yani orada daha çok işte şu şu kavramdır, şu şöyledir, bu böyledir deyip ötekinde de hadi bakalım Türk Edebiyatı'nda işte Ahmet Haşim'in şu metninde şunları bulunuz şeklinde yapıp belki de öğrenciye o edebiyat öğretimin daha zevkli hale getirilebilirdi. Yani şu andaki kötü anlamda söylemiyorum, sakın öyle bir şey olmasın. Neziha Kara bir katkıda bulunmuş. Kendisi demiş ki şiir gösterge bilim çözümlemelerini Nurten Hocam çok güzel işliyor çalışmalarında. Ama bütün şiirlerden ziyade belli bir temaya, alana yönelik olandır daha çok bildiğim kadarıyla demiş. Başka bir katkımız daha var. Eğer kavramcı diye bir dil kullanılabiliyor olsaydı ses diline gerek duymadan çevirmensiz ve çevirisiz anlaşmak mümkün olurdu. Mustafa Sarıcı Hocam'ın alıntısıymış bu da. Bunları da aktaralım. Evet. Eklemek istediğiniz var mıdır hocam? Şimdi Nurten Sarıcı Hocam'ı tanıyorum. Kendisine saygılarımı iletiyorum. Nurten Sarıcı Hocam'ın yapmak istediği şey şu. Benim anladığım kadarıyla dersini falan izlediğim için söylemiyorum. Anladığım kadarıyla şimdi her metni alıp içerisinde boğulmak yerine bir iki tane böyle konuya uygun metin bulup onu okuyucuya, öğrenciye işletirseniz, onunla bir çalışma yaparsanız öğrenci onlardan zevk alır. Sonrasında öğrenci ya bak böyle bir şey varmış, peki ben şunu nasıl yapabilirim diye okumaya başlar. Merak, çünkü ilk önce öğrenciyi böyle çalıyı burnundan sürerek bu işte böyle zor bir şeyi önüne getirip oradan şey yapmak yerine daha güzel böyle öğrencinin de aa ben bunu buldum. Ben lisans öğrencilerine işte metin bilgisi kitabındaki kavramları anlatırdım falan filan. Dönem sonu ödev olarak da herkesten de işte bir öyküyü alın, bunları yapın. O zaman çocuklar bana diyordu ki hocam Ömer Seyfettin gösterge bilimi biliyor mu? Sizin söylediğiniz her şey o metinde var, roman öykülerinde var diyordu. Dedim ki çocuklar Ömer Seyfettin gösterge bilimi bilmiyor. Gösterge bilimciler bu tür anlatıların tümünü okudu, inceledi ve buradan bir genellemeye gitti. Ya bunun içerisinde ayrı farklılıklar da olacaktır ama bu tür anlatı eyleme dayalı anlatısal metinlerde bunların hepsi bulunacaktır dedim. Yahut da işte şimdi mesela Vladimir Propp'un 31 işlemini bakıyorsunuz, bir masalı inceliyorsunuz. O masalda bu var. Ya, hatta Propp'un kendisi söyler işte Suchenko bilmem ne şunu yaptı, bir yüzük verildi mi neydi o şey, işte bir başka isimle kral şöyle yaptı der. Değişik isimler vardır ama yaptığı, herkesin yaptığı şey aynı işlevdir. Yani işlevsel açıdan baktığınız zaman burada daha öğrencinin ilgisini çekecek metinler verirsiniz.
Eğer meraklıysa öğrenci bunu sürdürür. Daha ileri boyutlara taşımaya çalışır. Yoksa, ilgisi yoksa da o orada kalır. Ama çok zor bir şeyle başlamak biraz sıkıntılı olabilir. Bir sorumuzu daha ileteyim hocam. Mustafa Sarıcı hocamız sormuş. Uzmanlaşma herkesin kendi göstergelerine odaklanması, özel anlamlara bu yolla ulaşmasıysa, Saussure'ün sayısal ve toplumsal bütün bilimleri gösterge bilim altında toplaması yeterince anlaşılmış mıdır? Şimdi gösterge bilim sayısal bilimlerden evet. Şimdi günümüzde ona doğru gidiyor. Matematik gösterge bilimi, psikanaliz, psiko gösterge bilim, sosyo gösterge bilim, toplumsal bilimler, insanlık bilimleri. İnsanlık bilimler ve toplumsal bilimler bunlar tabii ki oradaki şeylerde nihayetinde bir anlaşma söz konusudur. Müzik aynı şekilde, resim, mimari vesaire, ama fizik ile ilgili bir gösterge bilim var mıdır? Çok emin değilim. Ama matematikle ilgili olduğunu biliyorum, ama matematik de pozitif bilim midir? Sanki değildir. Çünkü matematik nihayetinde felsefeden doğmuş bir bilim dalıdır. Ben biraz önce en başta konuşmamızın başında sözünü ettiğim oradaki değişik matematikçilerin gösterge bilimle ilgili yaklaşımları vardı. Onlar da felsefeciydi aslında bakarsanız. Çünkü matematik felsefeden doğmuş bir alandır. Ya bu açıdan sosyolojinin bütün bunların gösterge bilim pilot bir bilimdir demesi, çünkü bütün insanlık bilimlerinde bir iletişim söz konusudur. Sosyolojide de bir toplumsal iletişim söz konusudur. Psikolojide de yahut da bir başka alanda da iletişim söz konusudur. Bu açıdan baktığınız zaman toplumsal alanların tamamında bir iletişim varsa burada gösterge biliminin söyleyeceği bir sözü vardır. Çünkü gösterge biliminin amacı nedir? İşte anlamlama, iletişim sürecindeki vericinin anlamı nasıl oluşturduğunu, nasıl bir kodlama yaptığını ve alıcının bu işi nasıl anladığını, anlamlandırdığını ortaya koymaktır. Şimdi şeyi hatırlatayım size. Şimdi değişik işte gösterge bilim kuramları söz konusu. İşte şu anda Belçikalı Jean-Marie Klinkenberg, Allah sağlık versin, yani kocaman bir kitabı vardır. O gösterge bilimi işte genel gösterge bilim, özel alana yönelik gösterge bilim ve uygulamalı gösterge bilim diye bir alan sınıflandırma yapmıştır. Yani genel gösterge bilim birazcık daha edebiyat gibi, herkesin oradan yararlanıp kendi kuramını oluşturmada kullandığı teorilerin olduğu bir alandır. Özel alana yönelik gösterge bilimde işte bunlar daha henüz uygulaması yapılmayan, daha kuramsal boyutta kalmış alanlardır. Belki zaman içerisinde uygulamalı gösterge bilime geçebilecektir. Belki hukuk gösterge bilimi çok popüler olacak ileride, bilemiyorum. Yani şu anda çok ciddi çalışmalar var. Yani sadece hukuk gösterge bilimiyle ilgili Spring gelmedi, bir yayın evinin bir dergisi vardır. Sadece hukuk gösterge bilimiyle ilgili çalışan. Sonrasında işte özel alanlar, bilişsel gösterge bilim, dini mesela geçenlerce hafta yine yapıldı. Louis Pania vardı şeyde, Fransızcadılar bir grup, D'Antrovern dediğimiz grup. Lyon Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki gösterge bilimci hocaların bir grubuydu. Onların yazdığı kitabı biz uzun süre okuduk. Bunlar hukuk, dini metinleri gösterge bilimsel olarak yorumluyorlar, çözümlüyorlar. Ve mesela benim metin bilgisini ciddi bir okuyucu kitlesi de Türkiye'deki ilahiyat fakülteleridir. Çünkü onların yaptığı şey, hermenötik dediğiniz şey, metin yorumlama işidir. Ya, metin yorumlama süreci söz konusudur. Yine işte arkeo gösterge bilimi, kazı bilimsel gösterge bilimi özel alandır. Yani bu oradaki şey nedir? Kazılar yapılıyor ve orada bulunan kazıları ne yapıyoruz? Biz onlara bir yorumlamaya çalışıyoruz, anlamlandırıyoruz. Biz ondan o dönemdeki toplumun, toplumsal yaşamı, kişinin bireysel durumunu, toplumun statüsünü, gündelik yaşamın nasıl olduğunu, nelere değer verildiğini, nelerin saygın olduğunu, nelerin önemli olduğunu, önemsiz olduğunu
oradaki kazılardaki kemiklerden bu çıkarılan başka işte tabletlerden, yazılardan, çivi yazılardan, küneiformlardan vesaire vesaire buralardan bir şey yargılamaya gitmeye çalışıyoruz. Uygulamalı gösterge bilimde tabii mesela şu anda biyo gösterge bilim, canlılar gösterge bilimi. Ben bir Fransa'daki Denis Bertrand ismini duymuştur belki birçok kişi. Denis Bertrand'a yazdım, dedim ki ben dedim bir çalışma yapmak istiyorum. Gösterge biliminin en çok hangi alana doğru gelişme yapıyor dedi. Dedi ki bana yani zoosemiyotik konusunda çalışın dedi. Biyosemiyotik, zoosemiyotik konusu. Çünkü bu alan dedi çok ilginç bir alan. Yani şimdi şunu söyleyeyim, yani belki gelecekte insanlar o hayvanları kendi ama özel amaçla şu anda kullanıyorlar. Onların dışında da başka amaçlar için de kullanabileceklerdir. Onların davranışlarını gösterge bilimsel yaptıkları işaretleri yorumlayarak, gösterge bilimsel olarak yorumlayarak buradan yararlanma yoluna geçeceklerdir. İşte mimarlık gösterge bilimi, müzik gösterge bilimi. Şu anda mesela Avrupa'daki gösterge bilimcilerin çalıştığı önemli bir alan pazarlama alanıdır. Marketing gösterge bilimi. Pazarlama alanında büyük süpermarketler. Yani şimdi siz süpermarkette para ödeyeceğiniz yerde orada bir pirinç ya da orada bir ne bileyim ben işte şey yoktur. Et yoktur. Orada ne vardır? Hemen o anda hiç ihtiyacınız olmayacak. Özel olarak onlar orada algı ile ilgili olarak özel olarak orada bir ciklet vardır. Yahut da bir gofret vardır. Küçük bir şeydir. Onun parası orada şunu da içerisine koyarsınız. Ve bu şekilde onlar satılır. Onların neredeyse nerede bulunduğunu bile büyük marketin içerisinde bulamazsınız ama orada şeyin hemen yanında mutlaka bunlar vardır. Reklam gösterge bilimi mesela bütün Avrupa'daki reklamcılarda gösterge bilimciler çalışmaktadır. Sinema gösterge bilimi işte Christian Metz, Claude Chabrol bunlar Jacques Segala reklamcı mesela Jacques Segala. Birçok işte François Mitterrand'ın Cumhurbaşkanı olmasındaki reklam danışmanıydı. Veyahut da Denis Bertrand şu andaki Paris Belediye Başkanı'nın görsel danışmanıydı. İyi bir gösterge bilimci ve onun yaptığı şeylerle Paris Belediye Başkanı oldu. Ve Denis Bertrand'ın sonucunu daha öğrenemedim. Denis Bertrand Notre Dame de Paris Notre Dame Kilisesi'ni ile ilgili olarak gösterge bilimsel bir plan sundular. Yani biraz arkeolojik, birazcık işte çevresi, birazcık mimari gösterge bilimsel olarak bir plan sundular. Son 5'e kalmıştı. 200 şey arasında yarışma yapıldı. O yarışma içerisinde son 5'e kalmıştı. Oradan birisini seçeceklerdi. Benim şeyim de 5'e kaldı demişti Denis Bertrand. Yine şehircilik gösterge bilimi çok popüler olan bir alan. Yine ürünlerin işte o siz sanıyor musunuz ki o ürünlerin dışındaki renkleri hangi ürün? Mesela hiçbir yiyeceğin dışında mavi görür müsünüz? Onlar daha çok kırmızı ne bileyim ben sarı şeylerdir. Mavi yiyeceğin tüketilmesinde çok daha kabul edilen bir renk değildir. Buna benzer şeyler işte. Bunlar da uygulamalı gösterge bilim. Denis Bertrand bir konuşmasında yeni bir o bu birazcık daha 1990'lar 2000'lerden sonraki birazcık Fransa kaynaklı birazcık Avrupa kaynaklı bir gösterge bilimsel sınıflandırma yapmış. İşte pratik gösterge bilimi Jacques Fontaine'in gündelik yaşamı ele alan bir gösterge biliminden söz ediyor. Yine işte interaktif gösterge bilim interaksiyon Eric Landowski'nin yaptığı bir şey. Melihciğimin sevgili Melih Çomak hocamızın sözünü ettiği tansiv gerilim gösterge bilimi Claude Zilberberg ve Jacques Fontaine'in yazdığı bir kitap var. Bunu da çok çok önemlidir. Eric Landowski de bir kısmıyla bu şeyde gerilim gösterge bilimi şeylerdir. Heyecansal algı, semiyotik de lestezi dedikleri bir alan. Şimdi estezi nedir? İnanın bunu ben bile bilmiyorum. Yeni bir gösterge bilim alanı da oluşturuyorlar. Bunlar şu anda tam anlamıyla kuramsal gelişim aşamasında. Tansiyon gösterge bilimi belki ileride politikacılar için çok yararlı bir şey olacak. Veyahut da imaj gösterge bilimi ileride mesela ben çok hayal ettiğim bir şey.
bir grupla böyle bir gösterge bilimcileri oluşturup politikacılara diyeceğiz ki kardeşim seçimini biz karar vereceğiz. Bizim istediğimiz şekilde sizin imajınızı işte nasıl bir tansiyon uygulayacaksınız, nasıl bir dil kullanacaksınız, beden davranışlarınız şunlara bunlara biz karar vereceğiz. Bu şekilde uygulayacaksınız. Size seçimi kazandıracağız diyeceğiz. Yani imaj gösterge bilimi belki de gelecekte çok önemli olacak bir alandır. Ben son bir şey daha var ama ona çok uzun hocam, ona girmeyeyim şimdi. Yenilerde 2000 bir yerlere çıktısını almıştım bakayım. Adamcağızın ismi neydi onun şu anda? Bloomsbury Semiotics diye 2022 yılında 4 ciltlik bir kitap çıktı Amerika'da. Fiyatı da $650. 4 ciltlik kitabın. Burada her cilti bir şeye ayırmışlar. Birincisi History and Semiosis, ikincisi Semiotic in the Natural and Technical Science, üçüncüsü Semiotics in the Arts and Social Science, dördüncüsü de Semiotic Movements, movements dedikleri alanlar var. Bunlar da yeni gösterge bilimin geliştiği alanlar ve bunların şimdi Batı daha pragmatik düşünürler. Amerikan çıkarcılığında düşünürseniz daha pragmatik, yani so what? Sen bunu yapacaksın da sonra ne olacak? Sonrasında bu piyasada iş bulması gerekiyor. Yani Türkiye'de de yüksek lisans doktor öğrencilerinin dışında piyasadaki öğrenci semiotiği öğrenip ne yapacak? Mesela internette bir kızcağız var. Epey bir şey yapıyor. İsmi nedir? Elodimi neydi? Fransa'daki gösterge şeylerin, politikacıların davranışlarını inceliyor. Ve bu gide gide ileride büyük bir kitaba dönüşecektir. Ve büyük olasılıkla oradan çok güzel bir şey çıkacaktır. Evet hocam, ben şimdilik çok uzattığımı biliyorum. Estağfurullah hocam. Bir iki soru var, onları iletmek istiyorum. Ramazan Evin hocamız sormuş. Gösterge bilim her disiplin içinde kendisini gösteren bir daldır. Bu kadar farklı disiplinler içinde var olan bir bilim dalının sistematik hale bürünmesi nasıl olacak diye soruyor. İşte biraz önce sözünü ettiğim, öncelikle gösterge bilimin bir kuramsal gösterge bilim kısmı vardır. Bunu öğrenecek insanlar, bu alanda çalışanlar, illaki akademisyen olmak zorunda değil, reklamcılıkla ilgili çalışanlar, politika işte danışmanları, ne bileyim ben işte sinemada veyahut da pazarlamada çalışanlar bunu öğrenecekler. Ve bunu sen hangi alanda çalışıyorsun? Ben pazarlama alanında. O zaman pazarlama alanındaki şeylerini getir bakalım. Bunlardan neler yapılabilir? İlk önce bununla ilgili bir kuramsal bilgiler. Sonra da bunu uygula bakalım. Hadi bakalım sen burada işte alıcının algı kısmı neresidir? Bunlar nasıl olabilir? Bunlarla ilgili olarak gösterge bilimsel olarak bunları çözme, image maker demiş birisi. Bak evet, image maker iyi bir gösterge bilimci, iyi bir image maker olacaktır ileride. Göreceksiniz bunu, çok yakında göreceksiniz. Bir diğer sorumuz Filiz Teker hocam sormuş. Gösterge bilimin uygulandığı alana katkısı nedir? Örneğin dini bir metne bu açıdan yaklaşım nasıl bir sonuç doğurur? Dini bir metnin, şimdi metin, dini metni niye okuyoruz biz? Anlamlandırmak, doğru anlamak ve onun çağrışımları, art alanlarını, derin yapısını, yüzeysel yapısını ortaya koymak için okuyoruz. Yani hermenötik dediğimiz şey tamamıyla dinsel metinlerin. Ya Türkçedeki nedir o? Hangi alandır o? Metni inceleme alanı? Tefsir mi? Evet hocam. Tefsir. Tefsir dediğimiz şey işte gösterge bilimin yaptığı şey tefsirdir arkadaşlar. Dini metinlerde. Yani dini metinlerde şu andaki tefsirde ne yapıyorsunuz? Siz daha çok ampirik yöntemlerle. Gözle görülür. Ben ne kadar çok okursam o kadar onu yorumlayabiliyorum. Ama gösterge bilimsel yöntemleri iyi bildiğiniz zaman, onu dinsel metinler uyguladığınız zaman oradaki daha sağlam bir sonuçlara ulaşacaksınız. Çünkü gösterge bilimin verileri tartışmaya açık veriler değildir. Doğru bilgilerdir. Bilimdir artık. Biraz önce özür dilerim. Çok uzattığım, dağıttığım için özür dilerim. Estağfurullah. Bu ileride gösterge bilim bir bilim mi olacaktır, şey mi olacaktır?
Başlangıçta dediğim gibi işte küçücük bir şeyken şu anda gösterge bilimle ilgili o kadar çok yayın yapıldı ki artık bunlar bir bilim alanı, bilim dalı haline dönüştü. Şimdi biyoloji Türkiye'de daha henüz bir bölüm. Avrupa'daki veyahut Amerika'da, Avustralya'daki üniversitelerde biyoloji fakülteleri vardır. Çünkü biyolojinin o kadar çok değişik alanları vardır ki belki ileride bundan 20 sene, 30 sene sonra gösterge bilim bu kadar çok üretilir, çalışılırsa belki gösterge bilim fakülteleri bile olabilecektir. Hocam, çünkü burada çok değişik şöyle alanlar var. Ama bunlar gerçekten gelişecek mi? Gerçekten işe yarar olacak mı? Bunların sonuçları halka işe yarar olursa bunlar gelişecektir. Yoksa moda olsun diye yahut da ben bir çalışma daha yapayım da kütüphanede bir yeri daha işgal etsin diye gösterge bilim yapılmıyor. Şimdi batıdaki birçok gösterge bilim alanından söz ettiniz. İşte hukuk alanında olduğundan, biyo gösterge bilimden, belki şehir gösterge biliminden. Türkiye'de de daha çok yazınsal alanda çalışıldı ama sonralarda, yani günümüzde artık reklamda da kullanılıyor, sinemada da kullanılıyor. Bunu tabii sınırlı yani olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Peki şöyle düşünürsek, dijital bir çağın içerisinde olduğunu düşünürsek ve sürekli dijitalleşmenin etkisiyle medyalar da değişiklik göstermekte. Bu açıdan gösterge bilimi nereye koymamız gerekiyor ve çok her türlü şeyin çok hızlı tüketildiği bu çağda gösterge bilim bize nasıl bir çıkış kapısı aralayabilir diyeyim ben o zaman. Şimdi biraz önce okuduğum kitabın bir bölümlerini anlatayım, söyleyeyim madem tam böyle siz dediniz ki değişik gösterge bilim alanları sözünü ettiniz. Tarihsel gelişim ve anlamın oluşumunda genel gösterge bilim, erken gösterge bilim, modern gösterge bilim, gösterge bilim ve yapısalcılık sonrası gelişmeler, gerçekçilik ve anlamın oluşum evreni, evrim ve anlamlama, bilinç ve anlamın oluşumu, ikonisite ve anlamın oluşum aşaması, alışkanlıklar ve anlamlama, İdeoloji ve anlamın oluşumu, göstergelerin sınıflandırılması, göstergelerin uygulanması, bu Bloomsbury Semiotics kitabının birinci ciltindeki başlıklar, konular. Bunların her biri bir gösterge bilim alanı. İkinci şey, Semiotic and Natural and Technical Science kısmında matematikte ve mantıkta gösterge bilim, genel biyolojide gösterge bilim, ekoloji, mesela ekosemiotik şu anda çok popüler. Ekolojide gösterge bilim ve çevre araştırmaları, canlıların davranışlarında gösterge bilim ve inceleme, zooloji, evrimsel dil bilimde gösterge bilim, sağlık gösterge bilimi ve hekimlik, psikiyatri gösterge bilimi ve psikoloji, sinir bilim, nöroloji ve gösterge bilimi ve bilişsel bilimler, bilgisayar bilimlerde gösterge bilimi ve enformatik, ekonomi gösterge bilimi ve finans, hukuk gösterge bilimi, mimari gösterge bilim, grafik tasarımının gösterge bilimi, pazarlama gösterge bilimi ve markanın imgesi. Bu da ikinci alanı. Üçüncü alanda sanat ve insanlık bilimlerine gösterge bilim. Felsefe gösterge bilimi ve eleştiri kuramları, antropolojik gösterge bilimi, etnografi, tarih, arkeoloji gösterge ve gösterge bilim, dini gösterge bilimi ve dinsel çalışmalar, etik gösterge bilimi, sosyoloji gösterge bilimi, sosyosemiyotik biliyorsunuz. Bu alanda Amerika'da kitap ayrı ayrı dergiler var. Politika bilimi, eğitim gösterge bilimi ve öğrenme. Mesela Avrupa'daki birçok yerde eğitimde gösterge biliminin eğitimde kullanılması söz konusu. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. İmge araştırmalarında gösterge bilimi ve imge çözümlemeleri, sinema gösterge bilimi ve sinematografik ve video incelemeleri, müzik gösterge bilimi ve müzikoloji, tiyatro gösterge bilimi, performans gösterge bilimi ve dans. Dans gösterge bilimi, geçenlerde işte bir kızı izledim Güney Amerika'dan, sadece dans gösterge bilimi konusunda çalışıyordu. Retorik alanında gösterge bilimi ve yazın sanatları, yazınsal gösterge bilimi ve narratoloji, yapısal dil biliminde gösterge bilim. Bu ikinci kitabın alt başlıkları, bunların her biri gösterge bilimi alanı. Gösterge bilimsel hareketler ve devinimler, iletişim kuramları, medya, kültürel incelemeler ve gösterge bilim, insanla ilgili sayısal veriler ve gösterge bilim, sistematik kuramlar ve gösterge bilim, fenomenoloji, yorum bilgisi, çeviri çalışmaları ve gösterge bilim, çeviride mesela çok çeviri gösterge bilimiyle ilgili çeviride, edim bilim ve gösterge bilim, jest, mimik incelemeler ve gösterge bilim, söylem çözümlemesi ve gösterge bilim, bu da
gösterge bilimsel hareketler ve devinimler olarak. Son olarak da bu da dördüncü kitabın alt başlıkları. Yani bunların her biri gösterge bilimindeki yeni alanlar. Ve bunların her birinde çok değişik çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar da ülkemizde de yapılır inşallah. Bu çalışmaların sonucunda da biz neye ulaşacağız? Gerçekten insanlığın sorunlarını çözebilecek miyiz? Mesela şu anda gösterge bilimcilerin bir kısmının çalıştığı bir şey enformatik gösterge bilimi ve deep fake news, yalan haber konusunda acaba gösterge bilimcilerin bir katkısı olabilir mi? Herkes şu anda fake news'i çalışıyor. Çünkü sanal ortamda inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Acaba bunu kim nasıl katkı verebilir? Kim başarılı olursa bu alanda, sosyologlar da çalışıyor, işte bilgisayar uzmanları da çalışıyor. Ama bilgisayar uzmanları tek başına yeterli değil. Fake news için belki dil bilimciler çalışması gerekiyor, belki gösterge bilimcilerin çalışması gerekiyor. Yani günümüzdeki her alanda gösterge bilimine çok fazla ihtiyaç vardır. Big data mesela, size şunu söyleyeyim. 17. yüzyılda insanların övündüğü şey ne kadar çok toprak sahibi olmaktı. Yani ne kadar çok toprak sahibi varsan, derebeyler işte şeyler, o dönemde o kadar güçlüsün. Sanayi devriminden, Fransız İhtilali ve sanayi devriminden sonra teknolojiye hakim olan güçlü olur ilkesi gelişti. 17. yüzyılda çok sayıda kişi, atıyorum 100 milyon nüfusta 10 milyon kişi, 30 milyon kişi toprak sahibiydi. Sanayi devriminde 100 milyon kişinin 10 milyonu, önceden 30 milyondu, 10 milyonu toprak sahibi, teknolojiye sahip oldu. Şimdi geldiğimiz noktada ise güçlü kişi big data'ya sahip olan, büyük bilgiye, verilere sahip olan kişilerdir. Bu açıdan da big data'ya sahip olmak demek, benim sadece elimde big data olması değil, bunu anlamlandırıp bunu yorumlayabilmek, bunu sınıflandırabilmek önemli. Bu sınıflandırırken de ister istemez anlamlama süreci işin içerisine girecektir. Ve şu anda yapay zekanın aşamalarına bakarsanız bir tarafında neuroscience var, sinir bilim var, bir tarafında enformatik var, bilgisayar bilimleri var, bir tarafında gösterge bilim ve dil bilim var, bir tarafında psikoloji var. Yapay zeka böyle bir alanda oluşuyor. Evet. Ve yani gösterge bilimciler her alanda var. Diye. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oluyor. Ancak vaktimiz biraz az kalmış gibi. Ben biraz böyle soruları atlayarak gitmek istiyorum. Şöyle bir soru sormak istiyorum ben size hocam. Biz, ne kadar oldu süre bu? Epey oldu hocam. Ben daha anlatacak şeylerim çoktu ya. Benim de aslında sorularım çok, ancak biraz böyle hızlanalım istiyorum. Şöyle bir sorum var. Tüm bu konuşmalarımızı da belki özetleyecek nitelikte olacak. Gösterge bilimin dünyada ya da Türkiye'de yeterince anlaşıldığını, yeterince uygulandığını düşünüyor musunuz? Özellikle Türkiye'deki yapılan gösterge bilim çalışmalarını düşündüğümüzde nereye koyabilirsiniz bunları? Öyle söyleyeyim. Hocam, bunu hep ben baştan beri söylediğim şey bu. Yani Türkiye'de gösterge bilime gerçekten çok, gençlerin çok fazla ilgisi var. Belki benim çevremdeki, belki TGS'den sonra bu daha da fazla arttı. Sanki herkes gösterge bilimle ilgileniyormuş gibi bir alan oluştu. Katkınız yani, çok büyük hocam, kesinlikle öyle oldu. Çevremizde, TGS'nin çevresinde ve kardeş sevgili Mustafa Öztar hocamızın katkılarıyla ANASEM, Anadolu Semiyetik Araştırmalar Derneği ile birlikte yaptığımız başka çalışmalarda bakıyorsunuz, böyle çok fazla katılımlar var. Çevremde sürekli olarak işte bir gösterge bilimle ilgilenen, uğraşan insanların olması çok güzel bir şey. Ama söylediğim gibi bu Türkiye'de daha henüz birazcık daha ileriye doğru gitmesi lazım. Belki kitaplar yazılması lazım, belki kuramsal kitapların olması gerekiyor ve sonradan da bu insanlar yavaş yavaş uzmanlaşması gerekiyor. Örneğin marketing alanında çok önemli bir alan. Yani marketing alanında çalışan gelecekte çok kolay iş bulacaktır ve önemli yerlere gelebilecektir. Mesela siz bildiri sunmuştunuz bir
Kore'de de siyasal gösterge bilim. Siyasal gösterge bilim gerçekten gelecekte önemli bir alan. Yani gösterge politikacılar şu anda açmaz içerisinde. Bize böyle büyülü bir anahtar lazım diyorlar. Kesinlikle. Siz derseniz ki al kardeşim gösterge bilim büyülü bir anahtar, havada karada kaparlar. Hemen size danışman olmanızı isterler. Tabii bunlar hassas konular. Onun için çok fazla girip girmeme konusunu size bırakıyorum. Yani Türkiye'de gösterge bilme en azından bizim çevremizde gördüğüm kadarıyla ciddi bir ilgi var, katkı var. Biz bu özellikle gençlerin elinden tutmaya çalışıyorum. TGÇ olarak TGÇ Genç kurduk ve oradaki arkadaşlarıma sürekli olarak söylüyorum. Hala da söyleyeyim aynı şeyleri. Biz TGÇ olarak Türkiye'deki herhangi bir üniversitede bir kişi derse ki hocam ben gösterge bilimsel bir TÜBİTAK projesi vereceğim, bana yardımcı olur musunuz derse, ben olmasam da çevremdeki bir arkadaşıma derim ki bu arkadaşım, siz bu arkadaşa katkı verin, verebilir misiniz? Bu arkadaşım böyle bir çalışma yapacak. Yani Türkiye'de artık Avrupa Birliği'nde Massimo Leone, İtalyan bir çocuk bana anlattı. Sonra bir başkası anlattı onu tabii de. Avrupa Birliği'nden 1 milyon avroluk bir proje aldı gösterge bilimle ilgili. Ve Massimo Leone, Torino Üniversitesi'nde gösterge bilim ve dinsel çalışmalar diye bir doktora programı açtı. Dünyanın her tarafından katılımların oldu. Ve inşallah biz de böyle bir gösterge bilimle ilgili olarak, keşke TÜBİTAK bunu duysa da TÜBİTAK bu işle ilgili el atsa ve böyle gerçekten Türkiye'de olmak zorunda değil, yurt dışından da hoca bulunabilir. Böyle bir projeler yapıp bir doktora programı açıp yeterli gençler yetiştirmek gerekiyor. Yoksa benim oğlum bina okur, döner döner gene okur, aynı şeyleri tekrar ederseniz gideceğiniz yer kalmıyor. Şimdi Türkoloji mesela ne diyorlar? Türkolojideki hocalarım diyor ki, burada Pervin hocam buradaydı. Türkolojide çalışacak konu kalmadı. O zaman bu yeni bir alanlara, Mevlana ne diyordu? Dünle beraber gitti cancağızın dünya ait ne varsa. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek lazım. Bunda gösterge bilimli olacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam, Neziha Kara hocam da demiş ki Türkiye'de de gösterge bilim fakülteleri kurulması gerekiyor artık hiç vakit kaybetmeden. Daha bölüm yokken, ana bilim dalı yokken fakülte kuracağız. Neden olmasın? Hocam süremiz sınırlı olduğu için ben şöyle de bir soru sormak istiyorum. Daha sonra soru gelirse elbette size iletirim ama genel anlamda Türkiye Gösterge Bilim Çevresi Başkanı olarak biz gençlerden beklentileriniz nelerdir? Bizlere, Türk Akademisi dünyasına önerileriniz neler olabilir diye sormak istiyorum ben. Vallahi siz gençlerin, ben her zaman için bana yazan, bugüne kadar yazan hiçbir maili cevapsız bırakmadım. Hepsine mutlaka cevap yazdım. Mutlaka şunu okuyun, şunu okuyun, sonra anlamadığınız şey olursa bana sorun diye. Sizlerden istediğim bir, ne olursa olsun dil öğrenin. İllaki İngiliz gibi aksanlı konuşmak zorunda değilsiniz. Başını gözünü yara yara konuşun. Hiç önemli değil. Okuduğunuz anlayın, o yeterli. Dil öğrenin. İngilizce, Fransızca, maalesef Türkçe'de kaynak yok. Bütün çalışmalar bu alanda çok yaygın bir biçimde İngilizce, Fransızca oluyor. Bu dilleri öğrenin. Adamlar 3 dili, 4 dili birden konuşuyor. Bu dilleri öğrenin ve gösterge bilmenin kaşını, gözünü yara yara öğrenmeye çalışın. Ben buradayım. Her zaman için gençlerin yanındayım. Çünkü bu gençler gösterge bilme öğrenirse yarınki Türkiye'de daha güçlü olacak. Dünyada güçlü olacak. Yani bizim gösterge bilim TGÇ'yi kurarken, şu anda şükürler olsun TGÇ Asya Semiyotik Derneği'nde temsil ediliyor. TGÇ IES Uluslararası Gösterge Bilim şeyinde temsil ediliyor. Asya Semiyotik Derneği'nde işte siz derginin başkan yardımcısınız. Ben Asya Semiyotik Derneği Avrupa'dan sorumlu başkan yardımcısıyım. Buna benzer daha bir sürü etkinliklerimiz var. Şu anda işte bir arkadaşımız Amerika'daki bilmem ne dergisi şeyinde söyleşisinde danışman olarak bulunması isteniyor. Ya yani bu aşama aşama geliyor. Ya yani ben gençlerin sağlam okumasını, günübirlik tribünlere oynamadan okuyup öğrenmesini istiyorum.
Anlamadığı her şeyde ben buradayım. Adı mıdır elimden geldiği kadarıyla, elinden gelen budur. Seve seve yardımcı olurum. Çünkü bu ülke yarınlara bu gençlere bırakılacak. Bu gençler de sağlam eğitirlerse, sağlam donanımlı yetişirlerse bunlar çok daha güzel alanlara doğru gidecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Biz de umarım dediğiniz şekilde elimizden geleni yapacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu akşamki katkılarınızdan dolayı. Çok keyifliydi. Yine çok vallahi şey öğrendim. Vallahi bilmiyorum, ben öyle hızlı anlattım ki hani niye anlattım, niye anlatmadım bilmiyorum ama bir epey bir şeyler anlattığımı sanıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için başta siz değerli moderatörümüze, moderatris hanımefendimize ve buradan soru soran, katkı veren, bizi sabırla dinleyen bütün hocalarımıza çok teşekkür ederim. Lütfettiler, katıldılar, zamanlarını ayırdılar. Umarım dişe dokunur şeyler söylemişimdir. Şu anda dediğim gibi bu gençler için işte inşallah yakında çıkacak kitabımız strateji, ideoloji ve göstergebilim konusunda ona çalışıyorum. Çok zor bir alan. Yani daha bu kuramsal kitap olacak belki. İçerisine örnek koymaya çalışıyorum. Ama Avrupa'da da bu kuramsal alanlar ve bunları belki ikinci birisi okuyacak veya bunu başka bir alana çok rahatlıkla uygulayabilecektir diye düşünüyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sevgili hocalarım, sevgili dinleyicilerimiz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Biz de son kez tüm katılanlara teşekkür edelim. TGÇ'nin ilk yayını hayırlı olsun diyelim. Hoşça kalın, TGÇ ile kalın diyelim. İyi çok akşamlar. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.